Merhabalar efendim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz güzel dostlar. Başladık mı acaba yayına? Zannediyorum başladık. Karşı taraftan tepki gelmeyiz de bir garip oluyor insan değil mi? Acaba başladık mı? Sesim gidiyor mu? Görüntü var mı? Böyle bir soru sorma ihtiyacı hissediyor insan nedense. Arkadaşlar ses geliyor mu diyorsun ama karşıdan bir ses gelmiyor. Ses geliyordur herhalde diyerek devam ediyorsun. Güzel dostlar burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Stresimizi azaltalım. Neden stresliyiz ki? Stres neden var ki? Hayat geçiyor, hayat elimden kaçıyor. Fırsatları kaçırdım mı acaba? Geç mi kaldım duygusu? Olabilir mi acaba böyle bir şey? Yani hayat kendi elimizden geçip gidiyor. Bugün çok güzel bir dostumuzu ziyaret ettiğim güzel dostlar Fatih Bey biliyorsunuz. Devamı seviliyorsun yazıyor. Fatih Tekstil. Ankara Fatih Tekstil. Bir sürpriz yapayım dedim. Fatih Bey'i ziyarete gittim. Sonra Fatih abi dedim. Eğer kendi içindeki dünyayı yaşamıyorsan ölsen de canını sıkma. Çünkü yaşamadığın için ölmemiş olursun. Yani yaşıyorsan ölürsün. Yaşamamışsan nasıl öleceksin ki? Bizim içimizde bir potansiyel var güzel dostlar. Gerçeksen içindeki potansiyel var. Ve o potansiyel yani gerçeksen yaşamadığı müddetçe biz stresli oluyoruz. Ana Elif Hanım da buradaymış. Hoş geldiniz Elif Hanım. Uzun süredir görüşmüyoruz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi dünyaya geldiğimiz anda güzel dostlar, içimizde güzel bir hediye var. Allah'ın verdiği güzel bir hediye. Ne diyoruz ona? Güzel bir hediye. İç ses, senin potansiyelin, senin gerçek potansiyelin. Ve biz bu dünyaya içimizdeki o potansiyeli keşfetmek için geldik güzel dostlar. Keşfetmemiş olsak bile içimizdeki o potansiyeli ne oluyor? Biz toplumun bize direttiği şeyleri yaşarken o potansiyel huzursuz oluyor, rahatsız oluyor. Çünkü bir hayat, dünya hayatı elden gidiyor ama ben daha kendimi yaşayamamışım. Hayatım elimden kayıp gidiyor. Bir sabun gibi kayıp gidiyor ve daha o kendimi yaşayamamışım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Huzursuz oluyoruz, strese giriyoruz. Bazen işte o merkez dediğimiz içimizdeki senin kabiliyetlerin, yeteneklerin olduğu tarafa doğru bazen gidiyorsun. Hayat çok güzel diyorsun. Çünkü oraya o merkeze yaklaşıyorsun bazen. O merkezden uzaklaştığımız zaman da güzel dostlar bu hayat çekilmez diyoruz. Bu hayatı sevmiyoruz diyoruz. Farkında olmadan bazen güzel dostlar kendi potansiyelimize doğru yaklaşıyoruz. Farkında olmadan da çoğu zaman da potansiyelimizden uzaklaşıyoruz. Kendi yeteneklerimize, potansiyelimize yaklaştığımız zaman mutluyuz diyoruz. Her şey harika diyoruz. Onunla uzaklaştığımız zaman da mutsuz, stresliyiz diyoruz. Şimdi bir gün güzel dostlar. O Serkan Bey teşekkür ederim cömertliğiniz için. Aleyküm selam Hülya. Şimdi bir gün güzel dostlar, biz savaş gemisi tatbikata çıkmış. Tatbikattan sonra geri dönüyorlar. Geri dönerken nöbetçi onbaşı diyor ki, komutanım diyor, karşıda bir ışık var ve çarpışabiliriz. Komutan diyor ki, öyleyse ışığa söyle, denizde güzel dostlar ışıkla haberleşilirmiş. İşte ışığa söyle o karşıda bize doğru dönen ışığa söyle rotasını 20 derece değiştirsin. Ve nöbetçi onbaşı karşı tarafa rotanızı 10 derece değiştirin diyor güzel dostlar. Ve karşı taraftan cevap geliyor. Ben değiştiremem rotayı sen değiştir. Bu taraf bu defa diyor ki eğer rotanızı değiştirmezseniz çarpışacağız. Karşıdaki ışık diyor ki evet çarpışabiliriz lütfen rotanızı siz değiştirin. Sonra bu taraf diyor ki güzel dostlar bakın ben bir komutanım deniz komutanıyım. Rotanı değiştir sana emrediyorum diyor. Karşı taraf diyor ki ben bir onbaşıyım efendim. Eğer siz rotanızı değiştirmezseniz çarpışacağız. Bu taraf diyor ki bu defa ben savaş gemisiyim. Karşı taraf diyor ki ben deniz feneriyim. İstesem de rotamı değiştiremem. İşte güzel dostlar bizim hayatımızda böyle içimizde bir deniz feneri var. Yani yaratıcının bizim içimize koyduğu kabiliyetler, yetenekler. Ve bir de toplumun bize verdiği böyle savaş gemisi gibi bize verdiği böyle bir saldırı var. Bu şekilde olacaksın, bu tarafa doğru rotanı çevireceksin dediğim.
dışarısı ne derse desin güzel dostlar, bizim içimizdeki o deniz feneri, o yaratıcının koyduğu o öz, o senin kabiliyetlerin, senin yaşam tarzın, istesen de dışarı ne yaparsa yapsın onu değiştiremez. Orası değiştiremediği için de sık sık çarpışmalar olur, sık sık huzursuzluklar olur. Ve hayat anlamsız gelmeye başlar. Ve hayatın ilerliyordur ve sen istediğin hayatı, sana ait olan bir hayatı yaşamıyorsun ve strese girmeye başlıyorsun. Yani elimden mi kayacak, elimden mi gidiyor bu durum? Açıkçası bunu ben de sık sık yaşadığım dönemler olmuştur güzel dostlar. Bu dünyaya başlayan yani kişisel gelişim, işte koçluk, NLP, bilakis koçlukla tanışınca şunu fark etmeye başladım. Bir insan bir şey istiyorsa demek ki yapacak potansiyeli var. Bu NLP'nin varsayımlarından birisi güzel dostlar. Bir insan bir şey istiyorsa demek ki yapacak potansiyeli var, yoksa isteyemez. Öyleyse ne olması lazım? Yani sen şu anda bir şey istiyorsun. O şeyi istediğinize göre demek ki onu yapacak gücün var. Şimdi bize gerekli olan şey de güzel dostlar, o potansiyeli ortaya çıkartmak. İşte bir koçluk eğitimi aldığında ya da bir koça gittiğinde yaptığın şey budur. Potansiyeli ortaya çıkartmak. Ve en çok sorulan sorulardan birisidir güzel dostlar bu. Yani ben geldim koçluk eğitimini aldım. Yani ne olacak? Güzel dostlar, koçluk eğitimini aldığın zaman bu bir şey ya, bu bir meslek, bu bir iş. Bu senin işin olabilir ve bu işinle beraber sen yaşamak istediğin hayatı yaşayamadığın ve yaşamak istediğin hayatı yaşayabilirsin. Çünkü bilmediğimiz güzel dostlar apayrı bir dünya varmış. Bizim bilmediğimiz, ya toplum bize söylediği bir bilinçaltı diye bir dünya varmış. Öz diye içimizde bir taraf varmış. Kendi kabiliyetlerimiz, kendi dünyamız varmış ve biz onu hiç bilmiyormuşuz. Gerçekten bu dünyaya girince ben çok etkilendim ve çok sevindim. Yani hani bize sunulan, toplumun bize verdiği bir hayat, bir de meğerse benim bir potansiyelim varmış. Yani nasıl herkesin parmak izi farklıysa arkadaşlar, herkesin parmak izi birbirinden farklıysa, herkesin de birbirinden farklı potansiyeli varmış. Mesela şimdi onu nasıl ortaya çıkartacağız? Hani sık sık söylediğimiz bir söz var ya güzel dostlar, yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar. Yani senin efsane bir hayat yaşaman için kendi potansiyeli içeriden kırmaya ihtiyacımız var. Dışarıdan nasihatlere, dışarıdan tavsiyelere değil, içeriden kırmaya ihtiyacımız var. Ve bir koçluk yolculuğuna başladığında senin içindeki o tohum içeriden kırılıyor. Ve emin ol ki bu ego dediğimiz, bu kişilik dediğimiz, hani çocukluğumuzdan beri bize öğretilen şeyler güzel dostlar, bizim içimizdeki o mükemmel tohumun kabuğu. Yani işte mesela ismin var, işte mesela konuşmayı biliyorsun, işte hayatı öğreniyoruz ya güzel dostlar. Öğrendiğimiz bu hayat, işte konuşmak, yürümek, okumak, yazmak, öğrendiğimiz bu hayat bizim içimizdeki o mükemmel tohumun kabuğu. Yani kabuk ne için gerekli? Kabuk içerideki tohumu korumak için. Kabuk içerideki tohumu koruyacak ama gerektiği zaman o kabuğun kırılabilmesi lazım ki içerideki tohum bir çiçeğe dönüşsün, bir meyveye dönüşsün, bir ağaca, bir varlığa dönüşsün. Ama biz o kabuğu kıramaz, o cesareti gösteremezsek senin içinde gerçekten inci gibi çok değerli bir tohum var ve onun korunması lazım. Ve onun içinde gerçekten bir kabuğa ihtiyacımız var. Ama bir gün, gerektiği bir gün o kabuk kırılmalı ve içindeki efsane tohum ortaya çıkmalı ve efsane bir hayat başlamalı. O efsane hayat dediğimiz taraf güzel dostlar, sen sana uygun, senin yeteneklerine uygun bir hayat yaşıyorsan işte bu efsane hayat. Ama sen topluma uygun bir hayat yaşıyorsan işte bu sıradan bir hayat oluyor. O zaman yaşamadığımız bir hayat oluyor. Yani bizim şu anda bilgilerimiz, şu anda bildiğimiz şeyleri nereden biliyoruz güzel dostlar? İşte öğretmenlerimden, annemden, babamdan, arkadaşımdan, kitaplardan. Yani başkalarının hayatı. Başkalarının bildiği şeyleri bana dolu öğrenmişim. Başkalarının hayatı benim içimde. Annem, dayım, amcam, akrabalarım, arkadaşlarım bana pek çok şey öğretmişler. Ama onların hiçbirisi ben değilim. Dışarıdan verilmiş emanetler, bir elbise gibi, bir elbise gibi. Kedimiz üzerimize sıçradı. Bir elbise gibi, bir kalem gibi güzel dostlar, dışarıdan verilmiş emanetler. Bir müddet kullanıp kenara bırakmamız gereken şeyler. Ama biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz.
Bize dışarıdan verilmiş emanetleri, elbiseyi kendimiz zannediyoruz. Elbiseyi bedenimiz zannediyoruz. Yani dışarıdan verilmiş düşünceyi kendimiz zannediyoruz. O benim zannediyoruz. Duygularım benim geldi mi yayın geri? Yayın geldi mi güzel dostlar? Bir an gitti diye düşündüm ama. Güzel dostlar, bir insanın fark ettiği her neyse o kendisi olamaz. Yani bir insan bir şeyi fark ediyorsa o kendisi olamaz. Yani diyelim ki ben kalemi fark ediyorum, değil mi? Fark ettiğim bir şey sen olamazsın. Çünkü bunu sen fark edensin. Ya da işte bedenimi fark ediyorum. Demek ki bu ben olamam. Masayı fark ediyorum. Demek ki bu ben olamam. İşte bilgisayarı fark ediyorum. Demek ki ben olamam. Fark ettiğimiz bir şey sen olamazsın. Çünkü sen fark edersin. Ve fark ettiğin her şey sana bu hayatta sana gelmiş misafirler. Fark ettiğin her şey senin misafirlerin. Yani işte diyelim ki bir gün sevinçlisin. İşte o senin misafirin. Bir ara çocuktun. Ama şu an çocuk değilsin, değil mi? O çocukluk gitti. Sen o çocukluğu ev sahibiydin, onu misafir ettin ve yolcu ettin sonra. Bir ara neşeliydin, neşeyi misafir ettin ve sonra yolcu ettin. Bir ara üzüntülüydün, üzüntüyü misafir ettin ve yolcu ettin. Buna güzel dostlar, bu çok yani yabancı toz felsefesi deniyor, yabancı toz. Bu beni çok etkileyen noktalardan birisi. Gerçekten çok etkiledi. Neden çok etkiledi? Çünkü bu felsefe bana benim ölümsüz olduğumu anlattı. Ölemeyeceğimi anlattı. Sonsuz bir hayata sahip olduğumu anlattı. Sonsuz bir hayat, yani ölümsüz olduğunu fark edince bir insan hayat ne kadar güzelmiş diyorsun. Yani şöyle düşünüyorum güzel dostlar. Yani diyelim ki işte sen evin var. İşte evine de misafirler geldi. Misafirler geldi, sen onlara yemeğini verdin, yatağını verdin, bir iki gün misafir ettin, sonra onları yolcu ettin. Misafirler gidecek değil mi? Ama sen gidemezsin çünkü sen ev sahibisin. O ev senin olduğu için sen gidemezsin ama misafirler gidecek. Ya da işte diyelim ki işte bir otele vardın, otelde misafir oldun iki gün, sonra otel sahibi seni yolcu edecek. Strese geliyorum. Otel sahibi seni yolcu edecek. Ama otel sahibi bir yere gidemez, o otelin sahibi. Şimdi işte bugün ben Fatih Bey, Fatih Kamburdi'yi ziyaret ettim. Sonra ziyaret ettim, sonra oradan geri ayrıldım. Ama o ayrılamaz çünkü o ev sahibi. Ben misafir. Şimdi güzel dostlar, bizde şöyle oluyor. Ya senin evine bir misafiri geliyor ve o misafiri sen iki gün ağırlıyorsun, yemeğini veriyorsun, tatlısını, çayını veriyorsun. İşte gerekirse işte yatıyor, uyuyor, dinleniyor. Sonra o geri giderken, kapıdan yolcu ederken biz ağlıyoruz. Hayatım bitti diyoruz bazen. Çünkü misafiri kendimiz zannediyoruz. Misafiri kendimiz zannediyoruz ve ağlıyoruz arkasından. Yani bu ne? İşte düşüncelerin. Düşüncelerin sen değilsin. Onlar senin misafirin. Yani 10 yaşındaki düşüncen, 20 yaşındaki düşünce. Hep şu an o düşünceye sahip değilsin değil mi? 10 yaşındaki düşüncene. O zaman oyuncak almak istiyordun. Oyuncak bebek diyordun. Silah almak istiyordun. Oyuncak silah, oyuncak kamyon diyordun. O günlerde o düşünceleri istiyordun. Çünkü onlar senin misafirindi. Ama şu an o düşünceler yok. Misafirdi, geldiler, ağırladın ve geri gittiler. Ve biz güzel dostlar, hayatımız boyunca, evet şanslımız burada. Şanslı gelmek istiyorsan sen de gel. 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 Gelmek istiyor musun? İşte bu da bizim misafirimiz bu odada şimdilik. Çıkmaya çalışıyor herhalde. Ben müsaadenizle onu bir bırakayım güzel dostlar. Gel şanslı. Bir ara çocuktum. Şöyle düşünün güzel dostlar. Sen sonsuz bir boşluksun. Hiçsin sen. Hiç. Hiçlik. Yani bu odadaki boşluğu düşün güzel dostlar. Bu odadaki bu kitaplık misafir burada bir gün gidecek. Ama bu odadaki boşluk gidemez. Bu odaya işte bu kalem gelir geri çıkacak ama odadaki boşluk gidemez. Boşluk gerçek ev sahibi. Şimdi sen de sonsuz bir boşluksun. Ve o boşluğa bir beden veriliyor. Beden. Bir gün geri gidecek.
Yani o beden bir ara 10 yaşında, 10 yaşındaki bedenin geri gidecek, 15'teki geri gidecek, 20'deki geri gidecek. Çünkü misafir olarak geldi ve geri gidecek. Kim gidemez? Gelmeyen gidemez. Gelen geri gidecek. Ve bir ara üzgündün, senin misafirin o. Geri gidecek. Üzgünlük. Ağlıyordun, misafirin geri gidecek. Bir ara sevinçliydin, sevinç, neşe geri gidecek. Bir ara aşıktın. Aşk misafirin de geri gidiyor ve sen diyelim ki aşıktın. Sonra aşkına kavuşma diye diyorsun ki ben ölmem lazım, onsuz yaşayamam diyorsun. Ama o senin misafirin, o sen değilsin. Ya da diyelim ki çok para kazandın, çok zenginsin, çok para kazandın. Bir gün iflas ettin diyorsun ki yaşayamam ben artık, ölmem lazım. Neden? Çünkü parayı kendin zannediyorsun. O gidince ben bittim, ben öldüm diyorsun. Halbuki o bizim misafirimiz. Hayatımızdaki her şey güzel dostlar. Fark ettiğimiz her şey, senin hayatına sunulmuş her şey senin misafirin. Ama sen bir yere gidemezsin. Sen gelmedin ki gidesin. Bedenin geldi, o geri gidecek. Kalp geldi, akıl geldi, zihin. Onların hepsi sana verildi, geri gidecek. Ama sen gidemezsin. Sen gelmediğin için gidemezsin. Doğum dediğin şey bedenin doğdu. Sen doğmadın, sen zaten varsın. Bedenin ölecek bir gün ama sen ölmeyeceksin. Sen hayattaki her şeyi misafir edensin. Dolayısıyla hastalık senin misafirin, sağlık da misafirin. Şimdi güzel dostlar, işte biz bu şekilde ölümsüz bir varlık iken bu dünyadaki hayatı, zihnimizin bize verdiği bu ne diyelim, etiketleri, kişiliği zannediyoruz ki ya dünya elimden kaçıyor. Eyvah, fırsatları kaçırıyorum. Eyvah, fırsatları kaçırıyorum diyerek bir strese giriyoruz. Bir bunalıma giriyoruz. Yaş 40 oldu, 50 oldu. Bundan sonra ne yapacağım ki diyoruz. Bir başarabilir miyim ki diyoruz. Ve strese giriyoruz. Emin ol ki güzel dostum, eğer sen bir şey gerçekten istiyorsan, eğer sen bir şey gerçekten istiyorsan ve sen kendini gerçekten seviyorsan ve sen bir şey yapmak istersen, bütün evren emrine girer. Bir daha baştan diyeyim. Sen bir şey gerçekten istiyorsan, sen bir şey gerçekten istiyorsan ve sen kendini gerçekten seviyorsan, iki şey. Bir, gerçekten istiyorsun bir şeyi. İki, kendini gerçekten seviyorsun. Bu iki şey var ise bütün evren emrine girer. Sen bir şey istiyorsun ve o işi yapmak için zaman kalmadı. Allah senin için yeniden zaman yaratır. Yeter ki sen samimi şekilde istiyor olmuş ol. İşte güzel dostlar, koçluk dediğimiz, kişisel gelişim dediğimiz dünya bize böyle bir fırsatı sunuyor. Sen koçluğa girdiğinde, koçluk eğitimine girdiğinde o sıfır noktasını görüyorsun, o özü görüyorsun. Nasıl güzel bir hayat inşa edilir? Bu şekilde bu insana, böyle bir karaktere, bu duyguları olan, böyle bir kültür olan, böyle bir eğitim olan, böyle maddi durum olan bir insana nasıl efsane bir hayat olur? Bunun yolculuğudur koçluk. Yani dışarıdan bir veri vermek değil, içeriden nasıl kırılacağım, içeriden nasıl kabuğu kıracağım, içeriden kabuğu kıracak cesaretim var mı? Hiç üzülme öleceğim diye. Yaşamadın ki. Gerçekten yaşayan insanlar ölümden asla korkmazlar arkadaşlar. Çünkü yaşadılar. Ölümden kim çekiniyor? Yaşamayan. Ya diyor ki ölüm geliyor, daha yaşamadık ki. Ama yaşamamışsan, yani sen annenin hayatını yaşıyorsun, babanın hayatını yaşıyorsun, başkasının hayatını yaşıyorsun, neden korkuyorsun ki? Ölecek olan sen değilsin. İşte bizim zihnimiz güzel dostlar, bilinçaltı dediğimiz şey, bu bildiğimiz şeyler, yani kitaplardan okuduğumuz ya da okullarda öğrendiğimiz şeyler başkalarının hayatı. Bizim hayatımız değil ki, kendi öz hayatımız değil, başkalarının hayatı. Eğer başkalarının hayatını yaşıyorsan niye korkacaksın? Çünkü ölecek olan sen değilsin. Bir, iki, yaşamışsan emin olun güzel dostlar, hayatı dolu dolu yaşayan bir insan ölmekten korkmaz. Çünkü zaten yaşadı. Ve bizi strese sokan şey güzel dostlar, hayat elimizden kaçırıyoruz zannediyoruz. Hayat gidiyor zannediyoruz. Eyvah, yaşayamadım, gidiyor. Bu evreden sonra yeniden yapabilir miyim dünyasına giriyoruz. Ve senin içinde deniz feneri var. Onu değiştiremezsin.
dışarı savaş gemileri istediği kadar seni tehdit etsin, o deniz feneri sağ sola oynayamaz. Ve burada şöyle bir şey diyebilmemiz lazım. Hani çok duyduğunuz bir cümle. Niyet hayır, akıbet hayır. Niyet hayır. Senin niyetin hayırsa akıbet hayır olacak. Neden? Çünkü niyet biliyorsunuz tohum demekti. Yani tohum ektin, meyve, tohum neyse o olacak. Ve sen nasıl bir niyetle yola çıkıyorsun? Nasıl bir niyetin var? Nasıl bir niyetin var? İşte güzel dostlar, biz kendimize ait olan hayatı yaşayamadığımız zaman eyvah diyoruz. Elimizden kaçıyor. Elinden kaçan bir şey yok. 5 yaşındaki bir insan hayatıyla 50 yaşındaki bir insan hayatı arasında kıl kadar fark yok güzel dostlar. Herkes anı yaşar. Biriktiremezsin ki anı. Zamanı biriktiremezsin. Enerjiyi de biriktiremezsin. Sen hayatı yaşarken işte bu anı yaşıyoruz sadece. Bu an. 2 dakika önce hayal gibi geçti gitti. Tutamazsın elinde. 2 dakika sonra bilmem gelecek mi gelmeyecek mi, hayal gibi. Her zaman an vardır, şu an. Dolayısıyla 10 yaşındaki bir insanın yaşadığı ile 50 yaşındaki bir insan, herkes o an, o anı yaşıyoruz. Dolayısıyla kaçırmış olduğumuz bir şey yok. Espri bu anı elimde tutabiliyor muyum? Ve bizi strese sokan en büyük konu şu güzel dostlar. Nerede olduğumu bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmeyen kişi nereye gideceğini bilemez. Yani bundan önce bir videoda anlatmıştım herhalde. Hani AVM'lere falan gidiyoruz ya arkadaşlar. AVM işte 10 kat. Şimdi hangi katta olduğunu bilmiyorsun. Nereye gideceksin? Diyelim ki 5. kata. Ama sen hangi katta olduğunu bilmiyorsun. Nerede olduğunu, hangi katta olduğunu bilmiyorsan 5. kata çıkacağını nasıl bilebilirsin? Başınıza gelmiştir. Benim çok başıma geldi. Gidiyorum bir AVM'ye. Arabayı park ediyorsun, sonra bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Nereye bıraktığını bilmiyorsan nasıl bulacaksın? Sonra nerede olduğunu bilmiyorsun. AVM'lerde şey var ya güzel dostlar, katlarda şimdi buradasınız diyor. 3. kattasınız, 4. kattasınız diyor. Nerede olduğumuzu biliyor isek o zaman nereye gideceğimizi bilebiliriz. İnsanların hedefine gidememesinin en büyük sebebi şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmediğin için hedefine ne kadar mesafedesin onu da bilmiyorsun. 100 kilometre mi var, 1000 kilometre mi var, 10 metre mi var onu da bilmiyoruz. İşte ilk adımımız güzel dostlar, şu an neredeyim? Şu an nerede olduğumu bile bilmem lazım. Şu an neredeysem istediğim şeyle aramdaki farkı da fark edebilirim. Şu an neredesin? Hayalin ne? Amacın ne? Nereye varmak istiyorsun? Oraya varmak için şu an neredesin? Ne kadar mesafe var arada? İşte bu dünya güzel dostlar, koçluk dediğimiz, biliyorsunuz koçluk eğitimimiz var değil mi? Ne zamandı? O ayın 18'inde mi? Burada onu arkadaşa yazabilirsin. 18 Ekim aklımda olduğu kadarıyla doğru hatırlıyorsam 18 Ekim'de yeni bir eğitimimiz başlıyor. Koçluk eğitimi. Ve o koçluk eğitiminde, yani diyelim ki bir mesleğin var ama tatmin olamıyorsun ya da yeni bir meslek arayışındaysan, bu koçluk eğitimi seni bir meslek sahibi ediyor. Yani o öyle bir işin oluyor ve o işten gelir elde etmeye başlıyorsun. Açıkçası onun iş olmasıyla beraber arkadaşlar, bireysel olarak benim için koçluk eğitimi İnsan ne demekmiş onu öğretti bana. Bilinçaltı neymiş onu görmeye başladım. Öz neymiş? Kendimi içeriden kırmak ne demekmiş? Ve bunları fark edince hayat birdenbire kolaylaşmaya başlıyor. Hayat birdenbire kolaylaşmaya başlıyor. Çünkü yani şöyle diyelim güzel dostlar. Mesela bu fincan ne olduğunu bilebilir mi? Fincan ne olduğunu bilmediği için ne işe yaradığını da bilmiyor değil mi? Hani bir söz var ya, kendini bilen Rabbini bilir. Şimdi fincan kendini bilmediği için kendini yapanı da bilmiyor. Şimdi eğer biz kendimizi bilmiyorsak nasıl Rabbimizi bileceğiz ki? Birisi diyor ki, bir derviş diyor ki güzel dostlar, herkes diyor Allah'ı arar, ben insanı ararım. Çünkü diyor insanı bilen Allah'ı bilebilir. Şimdi kendimizi bilmiyorsak demek hem Rabbimizi bilmiyoruz hem de kendimi bilmiyorsam o zaman kabiliyetlerimin ne olduğunu nasıl bileceğim? Kendimi bilmiyorsam nereye gitmem gerektiğini, hedefimin, hayalimin ne olması gerektiğini nasıl bileceğim? Ve yani bu kişisel gelişim dünyası çıkana kadar güzel dostlar, ne diyorduk işte, ailemiz ne diyorsa, çevremiz ne diyorsa, toplum ne diyorsa onların dediklerini yapmaya ve onların gözünü hoş görmeye çalışıyorduk. Hani
Nietzsche'nin bir örneği var ya arkadaşlar, işte deve, insanın üç evresi var diye. Deve evresi, aslan evresi ve çocuk evresi. Biz hayatımız hep deve evresinde yaşamışız. Başkalarının yükünü taşımak istemişiz. Develer yük taşıyla başkalarının yükünü taşımak istemişiz. Başkalarının emrinde olmuşuz. Başkalarına güzel görünmeye çalışmışız. Hani deve sahibine güzel görünmeye çalışıyor ya. Aslan evresine geçirmemişiz bir türlü. Yani dışarısı değildi. Ben varım ya, ben kralım. Kralım ve ormandayım mı? Kimseye ihtiyacım yok. Bir sürüye ihtiyacım yok. Kendime özgüvenim var. Ekoloji ya da ukala değilim. Kimseyi küçümsemiyorum ama aslanım, ne yapayım? Aslanken fare gibi mi davranayım? Ne yapayım? Aslanım işte. Ben de insanım işte. İnsanız. İnsan isem, Allah'ın halifesi ise karga gibi mi davranayım? Elma gibi mi davranayım? Hayır, ben insanım. Dolayısıyla bir egoya gerek yok ama insanın, insan olmanın, kendimiz olan bir öz saygısı olması lazım. Ve onun gibi hareket etmemiz lazım. Ama insanım ama makine gibi davranıyorum. Ne demek makine gibi davranmak? Yani bir makineye, işte çamaşır makinesine bir program yüklediler, onu yapıyor. Bulaşık makinesine bir program, onu yapıyor. Televizyona bir program yüklediler, onu yapıyor. Ben insanım, bana çevre bir program yüklemiş, onu yapıp duruyorum. Aynı şekilde öfkeleniyorum, çevre gibi. Aynı şekilde bağırıp çağırıyorum, çevre gibi. Çevre gibi para kazanmak istiyorum. Çevre gibi sigortalım olsun. Çevre gibi evim olsun. Çevre neyse ben de aynı çevre istiyorum. Ve çevreyle yarışıyorum. Demek ki bir program yüklenmiş. Makine gibi davranıyoruz. Ama insan isen insan makine gibi davranmıyor. İnsan nehir gibi olmalı. Her anı daha farklı. Devamlı bir akışta. Devamlı bir yere doğru gidiyor. İnsan bir nehirdir. Ve hiçbir anı hiçbir ana eşit olmamalı. Olamaz zaten. İstese de olamaz yani. Çünkü akıp duruyor. Ama biz o akıp durduğumuzu farkında değilsek, kendimizi bir makine zannediyorsak, bir eşya gibi zannediyorsak, o zaman kendimize çok büyük bir haksızlık ediyoruz. Sen bir makine değilsin. Dolayısıyla bir insansın ve bu bir ego değil, kendine bir öz saygın olması lazım. Ve var zaten, değil mi? Öz saygın var zaten. İşte güzel dostlar, içimizde efsane bir insan potansiyeli varken biz bir makine gibi davranıyorsak tabii stresli oluyoruz. İçimizde bir deniz feneri varken savaş gemisiyle savaştığımız zaman tabii ki stresli oluyoruz. İçimizde efsane bir hayat var iken biz bu efsane hayat, o kabiliyetlerin farkında değilsek, o kabiliyetleri yaşatamıyorsak tabii ki stresli oluyoruz. Emin ol ki kendi içindeki potansiyeli kullanmaya başladığın zaman şunu demeye başlıyoruz. Hayat ne güzelmiş ya. Cennet buradaymış ya. Ne kadar kolaymış meğerse hayat. Ne güzelmiş. Onu fark etmediğimiz zaman da her gün bir stres, her gün bir kavga, her gün yeni bir şeyler çözmeye çalışma, her gün bir mücadele ve misafirleri kendini zannetme. Misafirleri giderken arkasından ağlama. Ben öldüm, bittim. Düşünceler sen değilsin. Altını çiziyorum güzel dostlar. Fark ettiğin hiçbir şey sen değilsin. Fark ettiğin hiçbir şey sen olamazsın. Nefesini fark ediyor musun? Evet, o zaman olamazsın. Zamanı fark ediyor musun? O zaman zaman da olamazsın. Bedenini fark ediyor musun? Evet, o zaman beden de olamazsın. Sen fark edensin. Fark ettiğin hiçbir şey sen olamazsın. Bardağı fark ediyorsun, bardak olamazsın. Renkleri fark ediyorsun, bir rengin olamaz. Sesi fark ediyorsun, senin bir sesin olamaz. Çünkü fark edensin sen. Doğuyu fark ediyorsun, doğu da olamazsın. Batıyı fark ediyorsun, batı da olamazsın. Gökyüzünü fark ediyorsun, gökyüzünde olamazsın. Yeryüzünü fark ediyorsun, yeryüzünde olamazsın. Tabi bunlar çok derin konular arkadaşlar. Şimdi bir neredeyiz acaba diyebilirsiniz. İşte onları kuantumda anlatıyoruz. Koçluk eğitimleri, bunların ayrıntısına giriyoruz. Fark ediyorsun, fark edensin sen. Fark eden hiçbir şey sen olamazsın. Ne olduğunu bilemeyebilirsin. Ama ne olmadığımızı çok iyi biliriz arkadaşlar. Ne değiliz? Fark ettiğimiz hiçbir şey değiliz. Ses değiliz, görüntü değiliz, renk değiliz, koku değiliz, yiyecek değiliz. Evet. Tebrikler Sevda Hanım. Sen şahit oluyorsun her şeye. Silvan Hanım harika bir koç olarak yolculuğuna devam ediyor. Tebrik ediyoruz Silvan Hanım sizi de. Evet güzel dostlar. Eğer yani pek çok stres sebebimiz vardır ama bugünkü stres sebebi dokunmak istediğim nokta kendi potansiyelimizi evirimizden kaçırma
ya kaçıyor hayat stresi. Fark edersek hayatı, fark edersek kendimizi, kendi kabiliyetlerimizi, o zaman yaşamaya başlarız, tadını çıkartmaya başlarız. Ve ne ölüm korkusu olur o zaman, ne yaşam kaygısı olur. Çünkü yaşıyorsun. Kim ölümden korkuyor? Yaşamayan. Yaşayan niye korksun? Su içmişsin, niye susuz kalacaksın? Su elinde, su burada. Su buradaysa niye korkayım susuz kalacağım? Burada zaten. Yaşam elindeyse neden öleceğim diye korkuyor. Yaşıyorsun zaten. Evet güzel dostlar. Her gün efsane bir yolculuk. Şimdi saat 10'da da neyimiz var? Zenginliği şifresi programımız var. Bir 20 dakika sonra o programdayız. Pek çok yerde programımız var güzel dostlar. Sizler de her koşulda buralardasınız, buradasınız ve çok cömertsiniz. Teşekkür ediyorum Serkan Bey, cömertliğiniz için. Her koşulda destekliyorsunuz. Lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Lütfen güzel dostlar. Hayatın tadını çıkartalım hep beraber. Varsın, nefes alıyorsun. Bak, müzik çalıyor, duyuyorsun. Görebiliyoruz, oturabiliyoruz, yürüyebiliyoruz. Yürüyemeyenler var, yürüyebiliyorum. Konuşamayanlar var, konuşabiliyorum. Göremeyenler var, görebiliyorum. Oturamayanlar var, oturabiliyorum. Verilen her şeye teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efsane bir şey, teşekkür ederim. Hayatım var benim, ben bir hayat sahibiyim. Tadını çıkartalım. Bazen üzgünsün, ağlıyorsun. Tadını çıkartalım ağlamanın. Ağlayamayanlar var. Ağlayabildiğinin tadını çıkart. Üzgün olabilmenin tadını çıkart. Misafirin onlar senin. Sen ev sahibisin. İyi ağırlayalım. Ağlamayı da, üzüntüyü de, her şeyi iyi ağırlayalım. Fatih Bey, beni mahcup ediyorsun. Çok teşekkür ederim üstadım. Çok teşekkür ederim. Tadını çıkartalım. Ve sizler de şu an benim misafirimsiniz. Ben de sizin misafirinizim. Ve emin olun ki güzel dostlar. Hayatta karşına çıkan her şey Allah'ın sana ikramı. Karşına çıkan her şey Allah'ın sana ikramı. Şu an elinde su varsa o Allah'ın sana ikramı. Şu an nefes alıyorsun, o nefes sana Allah'ın ikramı. Karşına çıkan her şey sana Allah'ın ikramı. Yani düşün, bir yere vardın ya, bugün ben Fatih Bey'i ziyaret ettim. Bir ikramda bulundu. O ikram Fatih Bey'in ikramı olduğu için çok güzel. Düşün, çok sevdiğin birisi, aşık olduğun birisi sana bir hediye verip bir ikramda bulunuyor. Nasıl hissedersin? Nasıl minnetler olur? Nasıl teşekkür edersin? İşte fark edelim güzel dostlar. Şu an sizin hepiniz bana Allah'ın ikramısınız. Nasıl minnetler olmayayım? Nasıl benim için çok değerli olmayasınız? Hepimiz ama her şey bize Allah'ın ikramı. Onun ikramı. Şu anki bedenin, şu anki hayatın, aldığın nefes, coşkun, içindeki sevgi. Fatih abi, evinde varsa bir eşin, bir arkadaşın, onlar sana Allah'ın ikramı. Ya da sen onlara Allah'ın ikramısın. Dolayısıyla hepimiz birbirimize Allah'ın ikramı olarak bakarsak ve çevremizdeki her şeyin, suyun, müziğin, her şeyin bize Allah'ın ikramı olduğunu fark edersek her şey ne kadar güzel olmaz mı? Her şey çok tatlı olmaz mı? Senin sevgin Allah'ın ikramı. Çok teşekkür ederim güzel dostlar. Burada olduğunuz için, beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi, her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşkla, hatta tutkuyla kalın.